Sibernetik, bir bilim dalı düşünün, insani müdahaleye gerek duymadan kendi başına karar verebilen, çevresiyle ilgili değişmelere karşı kendi başına doğru karar verebilip uygulaması gerekirdi. İşte tüm bunlar sibernetik bilinmenin doğmasına sebep olmuştur. Sibernetik, insani müdahaleye gerek duymadan dış dünyanın gereksinimlerine göre kendinin yenileyip kendisine verilen görevleri yerine getirip amacına göre hareket etmesini sağlayan yapay veya biyolojik sistemlerin kontrol ve haberleşmesi üzerine yoğunlaşan bir bilim dalıdır. Sistemlerin onlarca veya yüzlerce türlüsü dünya üzerinde kullanılıyordu. Ama hepsinin tek eksik yanı geri bildirime sahip olmayışlarıydı. Sibernetik bilimiyle ilgili bu sorun artık çözülmüş oldu. Sibernetik biliminin bilinen ilk alimi Cizreli el-Cezeri'dir. El-Cezeri, 12. yüzyılda yaşamış matris ustası, fizikçi ve matematikçidir. Yazmış olduğu mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içeren kitap adlı eserinde bugünkü sibernetik ve robot biliminin temelleri atılmış olup kitabında 50'den fazla cihazın kullanım esaslarının çalışma prensiplerini anlatmıştır. Ama sibernetik terimi ilk kez André Ampère adlı Fransız matematikçi ve fizikçi olan bilim adamı tarafından verilmiştir. Sibernetiğe güncel anlamda manasını veren kişi ise modern sibernetiğin kurucularından olan Amerikalı felsefeci ve matematikçi Norbert Wiener olmuştur. Sibernetik biliminin kırılma noktası 2. Dünya Savaşı olmuştur. Özellikle artan hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin hızlı ve hassas bir şekilde çalışması gerekiyordu. İnsan kontrolüyle yönetilmesi imkansız radar antenlerinin de hedefe doğru döndürülme isteği ve bir uçak savar topunun hedefini tek başına bulması ihtiyacını da unutmamak gerekir. Bu nedenlerle bu bilime olan ihtiyacı ve bu bilime yönelik çalışmaları hızlandırmıştır. Son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle bu bilim yaşamımızda daha sık karşımıza çıkmıştır. Fabrikalar, imalat işlemlerinde, endüstri robotlarında ve uzay araçlarının rota işlemleri gibi birçok sektörde yerini almış ve kullanılmaya başlanmıştır. Wiener, sibernetik kavramı için insanın makineyle etkileşimi esnasında onun üzerindeki hakimiyeti benzetmesini yapmıştır. Wiener'ın diğer tespiti de tüm insan-makine etkileşimlerinde ya da arayüz tasarımlarında insanlar arasındaki iletişimin insan-makine ve makine-makine arasındaki etkileşimler için model alınmasıydı. Dolayısıyla sibernetik kavramının temeline ilham kaynağı olan şeyin insanlar arasındaki iletişim olduğunu diyebiliriz. Sibernetiğin bilim dalları arasındaki kontrol bilimi olarak yapılan bir tanımı da vardır. Sibernetikte sabit bir geri beslemeyi değiştirecek herhangi bir faktör sabit işleyişte değişikliğe neden olur ön fikri ön plandadır. Bu fikir bize sibernetiğin çevreden etkilenen canlı bir yönetim ve kontrol bilimi olduğunu gösterir. Sibernetik biliminde stratejinin önemi burada ortaya çıkar. Çünkü sabit bir geri besleme istiyorsak, sabit bir stratejik yolumuz olmalıdır. Sibernetik aralarında bilgi alışverişi, ayarlama, kontrol ve yeniden mekanizmaların kurulduğu sistemleri inceleyen bir disiplindir. Bazı bilim adamları sibernetiği kendi kendini idare etme bilimi olarak ifade ederler. Sibernetik canlılarda kendi kendini düzenleyen makineler arasındaki çalışma benzerliklerini araştırır. Bu bakımdan organize varlıkların davranış bilimi şeklinde de düşünülebilir. Heidegger ve felsefesinin yerini ne almıştır sorusu sorulduğunda sibernetik cevabını vermiştir. Sibernetik tarzda takdim edilen dünyada otomatik makineler ile canlılar arasındaki farklar ortadan kalkar. Homojen bir enformasyon süreci dünyayı nötrleştirir. Sibernetik dünya projesi yönetim bilim karşısındaki zaferi demektir. Sibernetik canlı cansız dünya arasındaki kontrol edilebilirliği mümkün kılar.
Sibernetik sistem yaklaşımının sosyal sistemlere uygulanabilirliği mekanistik sistemlere göre daha üstündür. Mekanik sistemlerde feedback yani arka geri dönüş gibi düşünebilirsiniz bunu. Olmayışı, sibernetik yaklaşımda böyle bir imkan sunulması onun sosyal sistemlere uyarlanmasını sağlamıştır. Genel itibariyle sibernetik, insan makine arasında etkileşim kuran, bütün bilim dalları için ortak olan, iletişim kontrol süreçlerini içine alan, geri besleme için pratikler yaratan mekanik sistem olarak tanımlanabilir. Sibernetik bilimi, insan hayatına çok farklı şekillerde girmiştir. Sibernetik sayesinde yeni kavramlar ve yeni türler ortaya çıkmıştır. Bu türlerden birisi cyborglerdir. Cyborg kavramı, adı özdeşleşen bilim insanı Donna Haraway'dir. Ona göre cyborg, makine ile organizmanın teorik bir zeminde ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer melez olduğu durumdur. Bunun nedeni de sibernetiğin hayatlarımıza uygulanmasıdır. Cyborglar gibi sibernetik ile hayatımıza siber ön adlı pek çok kavram girmiştir. Sibernetik çağ, sibernetik teknoloji, sibernetik kültür, siber uzay, sibernetik iletişim, sanal alem, sanal gerçeklik bunlardan bazılarıdır. Bu kavramların tanımları alt başlığımızda inceleyelim bir. Sibernetik çağ ve sibernetik teknoloji, dünya bugüne kadar yaşadığı değişimlerin büyüklüğüne ve bu değişimlerin hayat tarzlarını değiştirdiğine göre çağdan çağa atlamıştır. Eski dünyaya göre yeni dünyada değişimler hem daha çok hem de daha sık yaşanmaktadır. Bu yüzden eskiden yüzyıllarla bölünmüş çağlar günümüzde çok kısa sürelerde bölünmektedir. Dünkü tarihe modern çağ derken bugünkü tarihe postmodern çağ demek son derece hızlı gerçekleşebilmektedir. Benzer şekilde düne sanayi çağı derken bugüne enformasyon çağı demek son derece kolaydır. Çağlar birbirinden tam anlamıyla ayrılmış süreçler olmamakla birlikte birbirinin de tamamen aynısı olamazlar. Çoğunlukla iç içe geçmişlerdir. Çalışmamızda ayrı başlıklarda ele aldığımız bilişim çağı ve sibernetik çağ da aynı şekilde birbirinden ayrılmayacak derecede iç içe geçmiş çağlardır. Bu çağların ayrı adlandırılmasının nedeni bazı durumlarda yöntemlerin değişmesinden kaynaklanmaktadır. Sibernetik çağ, içinde insan makine etkileşimini barındıran çağ olarak tanımlanabilir. Bu etkileşimi örnek olan insan, işlerini yapabilen, insan gibi davranan bir robot verilebilir. Başka bir örnek olarak insan, organı olmadığı halde organı çalıştırabilen bir kalp pilinden bahsedilebilir. Bu örnekler bize insan makine etkileşimindeki kontrol ve iletişimi gösterecektir. Sibernetiğin özelliği olan bu etkileşim, sibernetik çağın merkezindedir. Sibernetik çağın kendine özgü teknolojik anlamda araç gereçleri vardır. Bu araç gereçler, canlı ile cansız arasındaki farkları ortadan kaldıracak türde araç gereçlerdir. Sibernetik çağın bir başka özelliği de insanlara yeni bir yaşam alanı olan sanal alemin kapılarını açmasıdır. Gelenekler ve görenekler sosyal kabul ve ihtiyaçlarla bağlantılı olduğuna göre sosyal ihtiyaçlar da siber çağda ortadan çok büyük ölçüde kalkacak veya değişim geçirecek ve sanal bir dünyanın başka ihtiyaçları oraya olarak ortaya çıkacaktır. Sanal dünyadaki ihtiyaçlar hem doğal hem de yapay ihtiyaçlardır. İletişim hem doğal dünyanın hem sanal dünyanın vazgeçilmezidir. İletişim ihtiyacı doğal bir ihtiyaçken, sanal alemde iletişim kurmayı gereksinim olarak görmek yapay bir ihtiyaçtır. Sonuç olarak, sanal dünya ihtiyaçlarımızı, yaşayışımızı ve hatta hem ruhsal hem fiziksel sağlığımızı etkileyecek kadar güçlü bir mecradır. Hayatı sibernetik çağda farklılaşmış insanın, ihtiyaçlarının değişmesi, kültürü de doğal olarak etkileyecektir. Evet, bu videomuzda sibernetik teknoloji nedir, sibernetikle alakalı çeşitli bilgilere yer vermiş oldum. Özellikle sibernetik çağ kısmına bilerek burada yer verdim. Çünkü artık sibernetik bir çağ kısmına da tamamıyla geçmiş durumdayız. Çünkü neden derseniz hem
yapay zeka anlamında hem sanal alem, sanal gerçeklik, sibernetik çağla ilgili başta gelen bazı özellikler. Bu kavramları ben alt başlıklarda vermeyi düşünmüyorum. Çünkü konunun içerisinde aslında sibernetik çağ ve sibernetik teknoloji olarak alt başlıklarda vermiş oldum. Tek tek hepsini açıklamak konumuzun dışına çıkmak olacaktı. Ama bunların bütününe zaten sibernetik teknoloji denilmekte. Bir nevi yani hayatımıza şu an baktığımızda bunların birçoğunu kullanmaktayız aslında. Sibernetikle ilgili bir diğer bir durumu size bir teknoloji olarak örnek vermek isterim. Yine makalenin haricinde nanobotları daha önce kanalımda video olarak vermiştim. Nanobotlara da vücudumuza atıldığı zaman yani vücudumuza bırakıldığı zaman nanobotlar onların da vücudumuzda yani iyileştirilmesi gereken noktayı bulması için yine sibernetik teknoloji ve zeka kısmını kullanarak bunu yapmayı planlıyorlar. Yani atıyorum nanobotu vücudumuza şırıngayla ya da herhangi bir yolla bıraktığımızda mesela bir kanseri ele alalım. Örnek vermek amaçlı söylüyorum bunu tamamıyla. Kanser noktasına nanobot ulaşacak ve onu bulduğu anda otomatik bu sibernetik teknoloji sayesinde yeri tespit edip direkt müdahalede bulunacak. Yani sonraki aşamada tabii ki bizim bilim insanlarımız nanobot kadar içeriye giremeyeceği ve müdahalede bulunamayacağı için nanobotun orada karar verebilir durumda olması gerekiyor. Bir diğer örneği daha vereyim. Biohacking var. Biohacking'de de mesela insanların uzuvlarında ya da olmayan bir kaybettiği bir yeteneğinde tekrar geriye dönüştürülüp o yeteneğinin verilmesi. Mesela örnek veriyorum yine kolunuzu kaybettiğiniz yapay bir kol takılarak tekrar kol işlevinin sağlanması gibi düşünebilirsiniz bunu. Sibernetik teknolojinin ileriki kısımlarına da aslında yavaş yavaş geçmiş durumdayız. İnşallah bu teknoloji daha da ilerler. Çünkü insanların özellikle uzuv konusunda söylüyorum bunu. Uzuvlarını kaybettiğinde sonradan bir özelliğini kaybetmiş oluyor. Çok zor yaşam biçimi sürdürebiliyorlar. O yüzden bu sibernetik teknolojilerin gelişmesi bu tarz durumları daha kısa sürede atlatmayı sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.